Nereye gidiyoruz? Şu an doğum evine gidiyoruz. Çıkıyoruz. Очень нужно. Вот не только... Вау! Хочу, чтобы был мир, чтобы было благополучие, чтобы мы могли хорошо жить, чтобы мы могли работать у себя, своим коллективом всем большим встречаться. Вот. И мы всегда вот дни рождения все вместе празднуем, все знают это. Дай Бог, чтобы у нас была возможность вместе встречаться, радоваться, да, ну. Maması bitmiş. Bir şu mağazaya gidelim. İnşallah buluruz. Bize lazım olan burada kalmamış. Patlamaları duyduk. Oradan sonra siren. Şimdi herkes Bodrum'a gidecek. Arkadaşlar, siren, gidelim Bodrum'a. Hemen. Düşünüyorduk yani böyle çocuk doğarsa yatağı nereye koyacağız, çocuk arabasını nereye koyacağız diye. Biz şu anda 2 katlı böyle yer evinde kalıyoruz. Çünkü okula taşındık. Zemin kat dediğimiz böyle bir spor salonumuz var. Bir 20 odalı evimiz var. 2 katlı. Garajımız ayrı. Olaya farklı yandan bakarsak kocaman bir mutfağımız da var. Biz küçük bir aileyken kocaman bir ailede olduk. Yemek hazırlayacağız. Pilav hazırlayalım. Burayı yerlilerle işçiler ettim. Dedim ki barış anlamına gelen bir isim verseniz dedik. Bunlar hemen Miraslava diye isim verdiler. Biz de ek olarak da ona hava anamızın şeyini ekleyerekten Miraslava Eva diye bir ismini koymuş olduk kızımıza inşallah. Bu 3. çocuğumuz. 2 çocuğumuz çok sesliydi bizim de, hareketliydi böyle. 3. çocuğumuz da Cenab-ı Allah güzel bir şey nasip etti. Gündüzleri de meşguliyetimiz var. Online derslerimiz var. Öğretmenler gelip gidiyorlar şu an buraya. O da biz için bir güç kaynağı oluyor. Onların böyle dertlerini görünce şu önemliymiş, yani bir besin derdiyle uğraşırken kendi derdini unutuyorsun. Hocamız ders veriyor online. Taking the X for bus from the bus. Смотрите, здесь tomorrow, но они спрашивают, will you come with us? Kızımızın doğumuyla buraya gelen öğretmenlere korkusu da olsa buradaki sesler, bombalar, atışmaların sesine, yani o korkuya rağmen gelip tebrik etmek için gelenler var. Onların böyle sevinç, gözyaşlarıyla böyle yanımıza, odamıza gelenler oldu. Bu da bizi daha da yakınlaştırdı şu anda. Niye korkmuyorsunuz diyorlar. Biz de diyoruz ki korkacak zaman da kalmıyor bizde şu anda. Belli boş zamanlarımızda millet geliyor, onları sakinleştirirken kendimiz sakinleşiyoruz. Akşam da çocukla bunu sakinleştirelim derken kendimiz gene sakinleşiyoruz. Kendimize vakit yok. Şükür. Patlama sesleriyle uyanınca çok korktum. Çocuklar korkmasın diye korktum. Sonra hep beraber okula toplandık. Ben de sordum eşime. Biz gidecek mi istedim? Tabii cevabını aslında biliyordum. Bekliyordum da. Biraz da korkarak, biraz da ümitlenerek eşim ciddi bana baktı ve ben hiçbir yere gitmeyeceğim dedi. Ben de dedim tamam. Beni arayan, soran çok oldu. Bizim için dua eden o kadar arkadaşımız var. İnşallah bir şey olmaz. İnşallah güzel günler gelecek diye ümitleniyoruz.